Merhaba. Karşınızda yumuşayan, normalleşen bir adam yok. Kendini korumaya hatta kurtarmaya çalışan biri var. Şöyle düşünebilirsiniz. Onun bu zaafından yararlanarak demokraside alan açabilir, topluma nefes aldırabiliriz. Bu da çok safça olur. Açayım. CHP lideri Özgür Özel'in AKP Genel Merkezi'nde Tayyip Erdoğan'la buluşması ve ardından Erdoğan'ın siyasette yumuşamadan bahsetmesi üzerine başkent çevrelerinde ihtiyatlı bir beklenti oluştu. İktidar kanadı bunu medyasıyla köpürtürken CHP'ye yakın gazeteci milleti memnuniyetini saklama lüzumu görmedi. Mahalle görüşmede gündeme gelen gezi tutsakları ve 28 Şubat paşalarının tahliyesini bekliyor. Bunlar olursa Erdoğan yumuşamanın lafta kalmadığını göstermiş olacak. Osman Kavala ve Can Atalay'la simgeleşen 8 sanıklı Gezi Parkı davasında verilen cezalar kesinleşti. Yeniden yargılama mümkün mü? Türkiye'de her şey mümkün. Erdoğan 28 Şubat'tan hüküm giymiş. Yaş ortalaması 81 olan paşaların tahliyesini ise Cumhurbaşkanlığı yetkileriyle sağlayabilir. Konu adli tıpta. Saray bunları yapınca ya da yaptırınca muhalefet mahallesine bahar gelecektir. Buna kuşkunuz olmasın. Karşınızda elindeki olanakları kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak ya da sıkıştığı yerden çıkmak için hoyratça kullanmaktan çekinmeyen ve bugüne kadar çekinmemiş bir lider var. Erdoğan'ın ver papazı al papazı sözüyle simgeleşen rahip Andrew Bronson ve ben bu makamda olduğum sürece asla gibi beylik laflara muhatap olan gazeteci Deniz Yücel tahliyeleri buna örnektir. Denilebilir ki ne pahasına olursa olsun duvardan birkaç tuğlayı çekmek başlangıç için fena değil. Bit yeni aramanın manası yok. Bakın Andrew Bronson ve Deniz Yücel örneklerini özellikle verdim. Bronson için ABD Başkanı Donald Trump Ankara'yı yaptırımla tehdit etmiş, Deniz Yücel için Angela Merkel Alman hükümetini seferber etmişti ve bu tahliyeleri başkaları izlemedi. Bronson ve Deniz Yücel örnekleri Erdoğan'ın güce ve şantaja açık olduğunu göstermesi kadar pazarlıkta feda edemeyeceği kuzu olmadığını ortaya koydu. Cezaevleri rehine kaynayan bir ülke Türkiye. CHP ve parti tabanının gazını en azından makul bir süreliğine almak için bu tahliyeler kafidir. Erdoğan ve çevresi de bunu çok iyi bilmektedir. Türkiye'nin itibarını istikbalini ve saygınlığını Osman Kavala'ya bağlayanlar korkunç bir bühtanın failleri değilleri de nedir? Bunlar Soros'un çocuklarıdır. Alaaddin Çakıcıları, Kürşat Yılmazları, Sedat Şahinleri tahliye ettiren Devlet Bahçeli'nin Osman Kavala için kükremesinin tahliyelere takoz koyacağını düşünmek abes olur. İsmimi Selahattin Eyyubi'den almışım ona layık değilmişim. Üç gündür üzüntüden uyuyamıyorum. Başbakan bana artık Selahattin demeyecek. Kobani davası 15 Temmuz gibi Kürtlerin başında sallanıyor. Selahattin Demirtaş'la Figen Yüksek başta içerideki binlerce Kürt tutsak gündeme gelmedi. 2014'te tutuklanan gazeteci Hidayet Karaca'yla 2015'te tutuklanan Mehmet Baransu ve Gültekin Avcı'nın bahsi dahi geçmiyor. 17-25 Aralık dosyasına onca atıf yapılırken bu operasyonların polisleri içeride 10. yılını doldurmak üzere çok geriye gitmeye lüzum da yok. İstanbul polisi son 1 Mayıs'ta 200'ün üzerinde gözaltı yaptı. Sonraki her gün kameraların tespit ettiği eylemcilere ev baskınları yapılıyor. Üstelik 1 Mayıs'ta İstanbul'da eylem hareketliliği olmadığı halde durum bu. Düşünebiliyor musunuz? İktidar, CHP'nin ve Diskin tutumu yüzünden hayli sakin geçen 1 Mayıs'ta sokağa çıkan bir avuç eylemcinin peşinde. Öyle gözü kara Yumuşama ve normalleşme derken alttan alta konuşulan ya da konuşturulan konu 2028 seçimleri olmaya başladı. Saray siyasal patırtıdan uzak 4 yıl için can atıyor. CHP'de Özgür Özel'in adı Cumhurbaşkanı adayı olarak telaffuz edilir oldu. Bunun akla yakın olup olmaması önemli değil. Özgür Özel'in bu fikre ısınması ve ikna olması yeterli sonuçta. Ekrem İmamoğlu ile arasındaki kalibre farkı yargıyla dengeleniyor nasılsa. Özel'in dokunulmazlığı var, İmamoğlu'nun yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun. Tam da bu noktada CHP lideri Özgür Özel'in spekülasyonları CHP meclis grubunda noktalaması önemliydi kısa orta vadede siyasette dengeler değişirken insan kumaşının pek de fark etmediğini göreceksiniz.